Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Üzülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Kayseri'de mekandan çektiğim videoya hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar Kayseri'de evimdeyim arkadaşlar. Ve artık abonelikleri ciddiye alalım, beğenileri ciddiye alalım. Üyelik hediyesi. Ya gerekirse günlük herkese 10 tane üyelik hediyesi verelim. 20 tane üyelik hediyesi verelim. Günlük arkadaşlar istisnasız gerçekten diyorum. 3 tane video çekeyim videolardan bir tanesi ya ilk gösterim olsun ya canlı yayın yapalım ve üyelik dağıtalım çünkü transfer duyumları artık kıpır kıpır kabar kabar olmaya başladı ja Pedro ya Pedro'ya Suudi Arabistan'dan teklifle başlayalım bu arada bugün Fener'in maçı var arkadaşlar uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'mizin saat 19.30'da maçı var hepinizi maçı izlemeye davet ediyorum Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Cao ja Pedro'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Khalej talip oldu. Yerim ben seni alka Şimdi gelecek sezon için tereddütlü olduğu kadroda düşünmediği demeyeyim. Tereddütlü olduğu Ca Pedro'ya. Katar basınından Alkas'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan'ın ekiplerinden Alka Haleş, Ca Pedro'ya talip oldu. Haberde Arap kulübünün Pedro'nun Fenerbahçe ile sözleşme, olan sözleşmesinde kalan yılları kulüpte geçirmesi için Tarlacıbert'te ekiple görüştüğünü açıkladı. Yani ne biçim tabir lan? Transfer etmek işte. 31 yaşındaki Pedro geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasında 20 lig maçı 4 gol 1 asist kaydetmişti. Şanssız bir sakatlık yaşamıştı. Ki ee, yanılmıyorsam Trabzonspor'da da bir futbolcu aynı sakatta yaşamış. Çok çok geçmiş olsun. Hani biz o serüveni yaşadık uzun bir süre. Maalesef toparlanan bir futbolcular. E, geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar bakın. Normalde benim adetim değildir üyelerden önce abonelere vermek ama sizlerin beğeneceğini, sizlerin kanala abone olacağını düşünerek size daha önce vereyim. Yani herkese aynı anda vermiş olayım. Can Pedro için bana gelen duyum ne şekilde biliyor musunuz? 8 milyon euro resmi teklif şeklinde. Evet yanlış duymadın 8 milyon euro. Yani imkan veriyor musun hocam? Ben imkan vermiyorum. İmkanı yok 8 milyon euronun. Yani eee servis bedeli 8 milyon euronun bana kalırsa imkanı yok. Ama gelen duyum bu şekilde. Ha şunu söyleyeceğim. Hocam 8 milyon euroya satılmalı mı sence? Yani şey demek gibi hocam nefes alıyor musun? Ya 8 milyon euro değil. Yanlış anlamayın. 4 4 buçuk 5, 5 ben razıyım. Ben okeyim. Ben okeyim abi. Ben gerçekten okeyim. 4 4 buçuk 5, 5. Çünkü içinde bulunduğumuz sürece bir bakın. Yani Cao Pedro'nun e, kaç kişi güveniyor? Hani kaç kişi Cao Pedro'dan olur diyor. Bence birçok kişi demiyor. Bence birçoğunuz şunu söylüyorsunuz hocam. Yok. Yani olmuyor diye. Ve e, zaten dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Şöyle bir olay var. Fenerbahçe'de forvetler e, şey yapmazsa hani böyle garanti vermezse Alplere garanti vermezse o zaman da o sıkıntı işte. O sıkıntı. Şimdi ikinci haberimize geçelim arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe kafilemizin Rusya'ya gittiğini falan filan e, hepiniz biliyorsunuz artık. Costa Sulukas Panathinaikos'taymış. Bir taraftan da sevindik açıkçası. Yani Gerçekten sevindik. Niye sevindik? Yani Fenerbahçe bu 30-31 milyon euro parayı almışken gidip de şey yapmasını istiyorduk. Ee, yani gidip de başka takımlarla bir şey yapmasını istiyorduk. Bizim Fenerbahçe Beko başka takım oluyor artık. Çünkü Fenerbahçe futbol ağa takımından gelen para futbol ağa takımda kullanılsın. Neyse söyleyemediğim bir şey var. Siz anlamışsınızdır. Alexander Dijiku'nun Fenerbahçe'den talepleri. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş bu arkadaşla ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde de söyledik hatta. Hatta ben şunu söyledim. E, oyuncu bir numaraya yerleşti. Bakalım hayırlısı. Siz de dediniz ki hocam bir tek bu stoper olmaz. Bu arkadaş bir nevi yedek stoper. Ben de biliyorum bu arkadaştan olmaz. Şimdi Beşiktaş'la ve Fenerbahçe'li görüşmek için temsilcisi İstanbul'a geldi. Yani bunu sadece ile görüşmek için geldi olarak düşünmeyin. Ve talepleri de var. E, bazı taleplerde de bulundular. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 28 yaşındaki stoper Fenerbahçe ile görüşmüş. 3 yıllık sözleşme. Yıllık 1.7 milyon euro maaş istemiş. Şimdi birçok Fenerbahçe taraftarı aynı cümleyi kuracaktır. Adım gibi eminim hocam 1.7'de ne var? Verin gitsin. Oyuncu Beşiktaş'ta da görüşme gerçekleştiriyor. Ve bu görüşmenin ardından hangi takıma gideceğine karar verecek. Kariyerini Fransa'da sürdüren son olarak Strasbourg'da forma giyen Dijikon'un bonservisi elinde. Geçen sezon 31 resmi maç. Gana milli takımda da forma giyen bir futbolcu. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe transferde alıcı konumunda ama yani transferde her an her şey olabilir. Bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ben e, nihai kararın 1-2 gün önce çıkacağını düşünüyorum. Yani yarın bile çıkmaz. Pazartesi bile çıkmaz. Salı falan önce çıkacağı görüşündeyim. Hep birlikte de bekleyip görelim. Ama şunu söyleyeyim. Kaçırdıysanız, detaya hakim değilseniz bir kez daha söylüyorum. Bu stop X stoper transferimiz olacak. İyi de hocam, elde Atilla Salayi var. Elde bilmem şey var işte Luan Perez var. Hangi Atilla Salayi var? Yani hangi Atilla Salayi? Fenerbahçe Atilla Salahi'yi göndermek istiyor. Bu bir. Alman ekiplerinden Union Berlin ve Hoffenheim Fenerbahçe'den Atilla Salahi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladılar ve resmi tekliflerini sundular. Fenerbahçe pazarla yani TRT Spor'un haberine göre 15 milyon euro ile başlayacak falan filan diyor da iki kulüple de görüşmeler sürüyor ee, ve somut adımlar atılması bekleniyor. Şimdi oyuncu, ben şunu söyleyeyim 2021'de Apollon Limassol'dan 2,5 2,5 sezondur Fenerbahçe'de. Apollon Limassol'dan alındı. Bu sezon 52 maça çıktı. 51'inde ilk 11'de 3 gol 2 asist kaydettim. Ve İsmail Kartal istemiyor. Hocam iyi de bu kadar iyi ise niye istemiyor? Bu kadar kötüyse bu kadar talep niye var? Arkadaşlar futbolcunun milli takımda üçlü savunmada oynadığı sistem süper. Bakın Union Berlin'e eğer gider Atilla Salah'ı orada sonraki satıştan pay maddesi koyalım. Çünkü o takım tam Salah'ın oyun yani oynayıp başarılı olacağı sisteme yatkın bir takım. Fakat ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar kulağıma bir bilgi geldi. 20 milyon euroluk bir bilgi geldi. 20 milyon euroluk teklif geldiği dair, bilgisi geldi. Atilla Salah'a dair. İmkanı yok dedim. As, asla dedim. Araplardan da değil ha. Avrupa'dan bir takım dedi. Ben açık söyleyeyim Zenit'ten 20 milyon euroluk teklif gelirse şaşırmam. Çünkü Zenit'in aşırı bir isteği var. Lokomotiv Moskova'nın da Mert yanında Yandaş'a isteği var. Bu iki ismi unutmayın. Ama e, ya ben bile hayret ettim. Ben şunu söyleyeyim. Bu duyum çıkarsa size e, 50 tane üyelik vereyim ya. O kadar sevinirim. Fenerbahçe hücum attığında son durum. Şimdi Fenerbahçe'de hücum attığında son durum. Milli futbolcu Umut Nayır için Eyüp Spor'la görüşüyor. Eyüp Spor'la Eyüp Spor görüşmüyor arkadaşlar. Oyuncu Eyüp Spor'a resti çekti. Umut Nayır resti çekti. Ve e, Sözleşmesini, bonservisini eline alıp Fenerbahçe ile her konuda anlaştı. Evet yanlış duymadınız. Umut Nair kulübüyle anlaşıp bonservisini eline alıp yani Fenerbahçe sıfır bonservis bedeliyle Umut Nair'i kadrosuna katıyor arkadaşlar. Katlı diyebilirim. Çünkü her türlü anlaşma tamamdı. İş sadece imzaya kaldı. Hayırlı uğurlu olsun. İyi de hocam Fenerbahçe'de forvet sayısı çoğaldı. Inter'den Edin Dzeko kadroya katıldı. E İsmail Kartal ne yapacak? Yani düşündüğün zaman Edin Dzeko gibi bir ismi aldı. Çok güzel. Lig, Avrupa, Kupa rotasyonu illaki hepsinde de oynayacak diye bir şey yok. Batu Şuay'ı var. E Batu Şuay'ı da insanüstü teklifler gelmeyi sürdürüyor. Yani eğer Batu biz bu aralar satarsak çok değişik paralara satabiliriz. Onu da belirteyim. Hani 2024'te sözleşmesi bitiyor ama bir yıl opsiyonu var. 29 yaşındaki futbolcuya ilgi var. Yani kararına göre her şey değişebilir. 10-15 milyon euroya gidebilir. Çağ Pedro onu konuştuk zaten. Sakatlıklarla baş etti geçen sezon ama teklifler, talepler var. Brezilya'dan ve İtalya'dan da talepler var ama bunlar satın alma opsiyonunu kiralık. Zorunlu ekleyebilirsek olabilir. Joshua King yani hücum hattının en belirsiz ismi. Gidecek mi kalacak mı belirsiz bir isim. İsmail Kartal izleyecek gibi duruyor şu kampta değerlendirecek gibi duruyor. Serdar Dursun Jesus döneminde fazla forma şansı bulamadı. Bir Serdar Dursun'un bir hatası varmış arkadaşlar. Ben hani soruyorum, bulamıyorum. Bir hatası varmış. Ama nedir? Hani Allah'a mı küfür etmiş? Kur'an mı yakmış? Onu bilmiyorum. Serdar'ın bir hatası varmış ve bu hatadan dolayı Serdar Dursun e, düşünülmüyormuş arkadaşlar. Kadrodan düşünülmüş ve kesin olarak gidecek deniliyor. Bir hatası var ama bilmiyorum ne olduğunu. Serdar Dursun, Darmusat, Ferenc, Faroş gibi takımlarla ilgileniyor. Son servis getirirse ne ala getirmezse bakacağız. Diego Rossi Fenerbahçe'den gidecek isimlerin başında geliyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bugün hazırlık maçına ilk 11'de başlarsa İsmail Kartal denemededir. Deniyordur. Lan hani biz izledik ama uzaktan izledik. Bir de yakından izleyelim diyordur ama Rossi için teklifleri açacağız. Samat'ta Fenerbahçe'de Samat'tan geleceği yok. Yani şu an her takımla anlaşabilir. Havuk istiyor. Yani Yunanistan'a transferi söz konusu. İsteyen Arap kulüpleri vardı. Keşke Arap kulüplerine gitse. Diyorum. Bu arada dediğim gibi Umut Nair transferini Fenerbahçe bitiriyor. Çünkü e, ee, hani Edin Ryan Kent'ten sonra hani İrfanca saymıyorum. O zaten kadrodaydı. Hani sonradan gelmedi. Fenerbahçe'ye gelen 3. futbolcu resmi olarak Umut ayrılacak. olacak. Hocam 30 yaşında forvet. Geçen sezon 33 maç 18 gol 3 asist yapmış. Çok mu gerekli? İsmail Kartal'ın oyun sistemi pivot santraforlu bir sistem. Çok gerekli arkadaşlar. Yani bu sisteme gerekli. Ha ee, başka bir teknik adam ister miydi? Zor. Şimdi şundan da vazgeçin. Hocam ya Anadolu topçusu ya Allah'ını seversen Anadolu takımlarının topçusunu topluyoruz. Fenerbahçe kalitesi bu değil. Ya Borussia Sainz'i ben size dedim ki bak iyi futbolcu hocam düşen küme düşen Giresun'un futbolcusu dediniz. E, Premier League yaptı. Premier League yaptı ya transferde. Ya bu kadar da şeyi çıkın. Umut Nair havadan iyi futbolcu. Yardımcı forvet rolünü becerebilen bir futbolcu. Doldur boşaltın futbolcusu. Kanat ataklarının bitirici futbolcusu. Ee, ön alan presi yapar. Üleli adımlarla topu rakip kaleye taşır. Aynı zamanda bir hukuk fakültesi mezunu. Okumuş, kültürlü. Hani I'm sorry God that, 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 diyecek bir adam da değil. Ee, ve hani taraftar tarafından da sevilen bir isim. Niye sevildiğini de siz benden daha iyi biliyorsunuz. böyle bir isim. Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İnşallah Fenerbahçe için en iyisidir, en doğrusudur. Ha, şunu da söyleyeceğim. Hocam Batu Şua'ya teklif geliyor diyorsun. Bak bana kalsa şimdi benimle dalga geçeceğinizi biliyorum ama bana kalsa bak Musa Dembele boşta. Git çök. Git çök. Bak şu ay 5 mi veriyorlar? 10 mu veriyorlar? 12 mi veriyorlar? Sat. Sat. Diego Musa Dembele arkasına da Umut Nair. Gayet güzel. Zaten 4 3 3 ya da 4 1 2 3 4 2 3 1 artık ne şekilde adlandırırsanız ya da ne şekilde koğuşlandırırsanız böyle bir sistemle oynayacaksın. Tek forvetim var. Tek forvette de 50 tane forvete gerek yok. Ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı, kıymetli yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazınız. Beğenileri ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Fenerbahçe'mize de başarılar.